Dostlarım, tekrardan hepinize selam olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Dostlarım, size çok sık rastladığımız bir konudan bahsedeceğiz. Narsist bir adamla ve narsist bir kadınla yaşamanın ne kadar zor olduğundan ve gerçek işlemin bu insanların üzerindeki etkilerinden ve anatomik yapısından bahsedeceğiz. Ve bu durumla karşılaşan kardeşlerimizin çeşitli hoca müsveddelerine danıştıklarında büyü ya da musallat var cümlesini karşılıyor mu konu, bunu değerlendireceğiz. Dostlarım, büyü mü var yoksa narsist bir kadınla ya da narsist bir adamla mı birliktesiniz? Narsistler kimdir? Narsist kişiler kendilerinden başka hiç kimseyi sevmeyen insanlardır. Sürekli kendilerinden bahseder ve kendilerinin takdir edilmesini isterler. Narsist kadın ya da erkek ilişkisinin esnasında o kadar güzel bir dönemi, o kadar güzel bir süreci yaşatır ki karşısındakine. Karşısındaki insan bu adamı ya da bu kadını asla kaybetmemeliyim algısına ve duygusuna kapılır. Kişi ilişkisinin baş dönemlerinde, başında karşısındaki insanı göklere çıkartır, ona ne kadar değerli olduğunu, ona ne kadar kıymetli olduğunu hissettirir. Aslında kardeşlerimizin yaptığı en büyük hatalardan biri de şu oluyor. Diyor ki, ya benim ilişkim 8 ay, 9 ay, 1 sene ya da 2 sene çok iyiydi. Ne oldu da bu adama, ne oldu da bu kadına? Acaba annesi mi, babası mı fiştikledi? Acaba kız kardeşi mi fiştikledi? Acaba teyzesi mi fiştikledi? Öyle bir tabir vardır İç Anadolu bölgesinde. Gibi bir algıya kapılıyorlar. Çünkü kişi aylardır ya da yıllardır, ki bazı narsistlerin ilişki seviyesini hep yüksekte tuttuğu süreçler her zaman kısa, her zaman uzun değildir. Kişi şunu düşünüyor. 2 yıllık bir beraberliğim ve birlikteliğim var. Bir anda değişen bu adamın ya da bu kadının kesin üzerinde büyü ya da musallat var. Çünkü başka bir açıklaması yoktur konunun. Ama büyü ya da musallat yok dostlarım. O bir narsist. Narsist kişi, altını çizerek tekrar tekrar değinmek istiyorum konuya dostlarım. Narsist kişi sürekli kendisinin övülmesinden ve takdir edilmesinden mutluluk duyar. Ve kişi sürekli kendisinden bahseder. Ve tekrar altını çiziyorum. İlişkisinin belli bir döneminde, bazen ay ve bazen yıl olarak da değişir, karşısındaki insanı gerçekten o kadar güzel duygu durumlarına sokar ki o insan, ben bu adamı ya da kadını kaybetmemeliyim. Ve bunun akabinde belli bir zaman sonra aşağılamalar ve onu değersiz ve onu gereksiz hissettirdiği büyük bir çöküntünün ve bulanımın içine sokarlar. Artık o kişi belli bir zamandan sonra sizin ona olan sevginizden beslenmeye başlar. Tıpkı bir sülük gibi. Bir sülüğün zayıf bir et olarak vücudunuza yapıştığını ve belli bir süre sonra kanınızı eme eme tombullaştığı, yani sizin sevginizle beslene beslene size karşı silahlandığı bir ruh halini düşünün. Ve ondan sonra sizin özgüveninizi sömürmeye başlarlar. Kendinize olan güveninizi, kendinize olan saygınızı yitirirsiniz. Ve artık dehşet dolu bir süreç başlamıştır. Depresyon ve bunun akabinde normal hayata adapte olamama.
Şimdi dostlarım, gerçek işlemin anatomisinde ne vardır bunu sizlere açıklayayım. Gerçek işlem muskaların yazıldığı, çember büyülerinin yapıldığı, ceylan derisine, bakır levhalara bilmem neyin yazıldığı işlem değildir. Gerçek işlem kişinin zihinsel, ruhsal ve mental açıdan işlemin yapıldığı kişiye bağımlı ve bağlı kalmasını sağlar. Peki bu bizim sorunumuzu çözüyor mu? Hayır. Çözmüyor. Çünkü sadece ilişkilerin tekrar yan yana gelmesi hiçbir sorunu çözmez. Çünkü sadece geri gelmelerin, ki ben bunu birçok danışanıma da söylemişimdir. Sadece geri gelmelerin çoğu zaman bir lütuf değil, bir zulüm olduğunu gördük. Neden? Sadece geri gelmeler ilişkinin tekrar başa sarmasına ve o şekilde ilerlemesine sebep olur. Daha büyük bir yıkım ve daha büyük bir enkaza sebep olur. Yani öyle bir işlem yapılmalı ki kişi kendi dünyasında, gönlünde kurduğu mahkemede ve kendi içindeki o büyük çatışmaların farkında olduğu bir terazinin kurulması gerekir. Bu kişi kendisini öyle bir noktaya getirecek ki doğrularını ve yanlışlarını gözden geçirdiği, ben nerede hata yapıyorum, ben nerede doğru yapıyorum, acaba ben gerçekten mantıklı mı davranıyorum algısına kapılmayan kadın ya da erkeğin tekrar geri geldiği bir ilişkinin rayına oturduğunu, düzgün gittiğini hiçbir zaman görmedim. Gerçek işlemin anatomisinde sadece çiftleri bir araya getirmek yoktur. Aynı zamanda geldikten sonraki uyum, huzur, bunlar esas aldığı ana temel konulardır. Yani bizim halkımıza empoze edilen muska ve diğer işlemlerin yapıldığı takdirde kişinin bir anda şıp sevdi olup bir beyinsiz edasıyla karşısındaki insana aşık olduğu, kedi olduğu, köpek olduğu bir süreç değildir. Çünkü gerçek işlem bir beyinsize ihtiyaç duymaz. Beyinsiz bir adamla ya da kadınla sevişemezsiniz. Beyinsiz bir adamla ya da kadınla muhabbet edemezsiniz. Beyni olmayan bir insanla hiçbir şey yapamazsınız. Gerçek işlem insanların beyinsizleştiği ve salaklaştığı bir işlem değil. Gerçek işlem insanın aksine aklını, duygularını, kalbini ve bütün benliğini yargıladığı ve kafasını çalıştırmaya gerek duyduğu ruhsal durumdur. Hepinize saygılar ve selamlarımla Allah'a emanet olun dostlarım. Büyü mü var yoksa bir narsist mi? Kararını siz verin. Selametle.